Bina gitti o arada ben oğluma, ölen oğluma bağırdım. Fahrettin, Fahrettin. Baktım ses yok. Olası bir İstanbul depreminde 98 bin binanın hasar göreceği, yıkılacağı öngörüsü var. İzmir'de 17 binayı ve Türkiye'nin bütün arama kurtarma gönüllüleriyle 17 binayı toplamda bir aylık bir sürede ancak o enkazları kaldırdık. 98 bin binanın hasar almasını ben düşünmek dahi istemiyorum. Bugün ülkemizde 24 kentimiz, 80'e aşkın ilçemiz, 500'e aşkın mahalle veya köy yerleşim birimimiz doğrudan fay zonu üzerine oturuyor. Yani hangisi kırılırsa kırılsın, orada canımız yanacak. Geçen yıl Elazığ'da, Van'da ve en son İzmir'de meydana gelen depremlerde 200'e yakın vatandaşımızı kaybettik ve milyarlarca lira zarar oldu bu ülkede. Yara sarmak yerine o yarayı oluşmadan önlemek önemlidir. Marmara'nın altında aktif bir fay sisteminin olduğunu, 30 yıl içerisinde kırılma olasılığının %64 olduğunu saptadık. Bu filmin bir alt yazısı yok, anlatması yok. Herkes ne algılayabilecekse, ama esas algılamasını istediğimiz şeyler, yasa koyucuların buradan bir ders çıkartmasını istiyoruz. Yani bağıra bağıra öldüler. Komşuların tabii yeri bir geçti ama ben anılarımı hiçbir unutmadım. Ondan sesleri bile yerimi kulağımda kaldı.